Efendim iyi akşamlar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşamdan sonra Türkiye seçim sattımı haline girdi. 2014 yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı derken hakikaten şu 1,5 yıl Türkiye için çok önemli bir yıl. Tabii ki bu 1,5 yıl içerisinde aday adayları belediyeleri yönetmek için ben de varım diyen aday adayları tek tek ortaya çıktı. Seçime doğru programında bundan böyle bütün aday adaylarını alacağız. İlleriyle ilgili, ilçeleriyle ilgili, beldeleriyle ilgili. Ne yapacaklar? Halkına ne vaat verecekler? Bunları konuşacağız. Tabii bunları konuşurken de zaman zaman izleyicilerimize döneceğiz. İllere döneceğiz, ilçelere döneceğiz, beldelere döneceğiz. Halkımızın görüşlerini alacağız. Bu akşam yine ilk programımızda çok önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik Belediye Başkan adayı Sayın İsmail Kabakçı'yı bu akşam konuk ediyoruz. Sayın Kabakçı ile bu akşam 700 bin nüfusa denk gelen Pendik'i konuşacağız. Pendik'teki sorunları konuşacağız. Neden aday oldu? Pendik'te gitmeyen neler var? Pendik'te yapılması gereken neler? İstanbul'un 39 ilçelerinden en önemli bir ilçe olan Pendik nelerden mahrum edildi? İşte bu akşam Sayın Kabakçı ile bunu konuşacağız. Siz sevgili izleyicilerimiz TV 2000 yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a SMS atabilecekleri gibi yine telefonla 0212 alan koduyla 629-8383'ten canlı telefona bağlanacaklar. Sayın Kabakçı'ya ne istiyorlarsa aday olduğu takdirde ne vaat vermesi gerekiyorsa işte biz de bunu istiyoruz Sayın Kabakçı diyebilecekler. Sayın Kabakçı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım efendim. 1969 Sinop doğumluyum. Mali müşavirim. Evliyim. Bir kız, bir erkek çocuğum var. Ataşehir Belediyesi'nde belediye başkan yardımcının görevini halen yürütmekteyim. Sizin de demin buyurduğunuz gibi Pendik Belediye Başkan aday adayım. Evet. Efendim tabii hayırlı olsun diyelim biz de. Pendik'te belediye başkan adaylığı gerçekten yürek ister. Çünkü İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi. Neden adayı oldunuz Sayın Kabakçı? Şimdi şükür bu soruyu niye sizin için? Evet bu soruyu önemli. İlk olarak siz sormuyorsunuz. En çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi ve haklı olarak da bu soru soruluyor. Şimdi İstanbul'da kazanılması zor olan Anadolu yakasında ilçeler belli. Bunlardan bir tanesi Sultanbeyli, bir tanesi Ümraniye, bir tanesi Üsküdar, bir tanesi de Pendik. Evet. Ben 2009 yılında Ataşehir'den belediye meclis üyesi oldum. Aynı şeyleri tekrarlamak benim yapımda yok. Evet. Mesela benim esas gücüm STK'lardır, sivil toplum örgütleridir. Halen daha da tüm Sinop Dernekler Federasyonu genel başkanlığı yapmaktayım. Seçildiğim resmi görevlerin hepsinde ikinci dönem ben başkanlık yapmadım. Evet. Bir başka arkadaşım o koltuğa geçsin. Benim yaşadığım sevinci, acıyı, zevki o da paylaşsın istedim. Evet. Yani geriden gelen insanların da önünü açmak için. Evet. Şimdi Ataşehir'de 2009 seçimlerinde 22 bin oy fark vardı. AK Parti önde miydi? AK Parti öndeydi. Evet. Bizim oyumuz 53 bin. AK Parti'nin oyu 75 bin idi. Evet. Kazanamazsınız dediler bize. Biz 53 bin olan oyumuzu 30 bin artırdık, 83 bin yaptık. Evet. AK Parti mevcut oyunu 75 binden 78 bine çıkardı. Yani 3 bin oy onlar artırdı, 30 bin oy biz evet. artırdık. Ve devrim yaptık. Bu devrimi yaparken de çok güzel stratejiler izledik. Onları da zaten birazdan konuşuruz. Evet. Şimdi 5 yıl zaten belediye başkan yardımcısı da yaptım. Evet. Yapabileceğim her şeyi Ataşehir'de de yaptım. Evet. Bir 5 yıl benim yerime daha genç, daha presentable, iki dil bilen, efendim İngilizce konuşabilen, evet. Bu işin eğitimini almış bir başka arkadaşımız gelir. Bu zaten karşılıksız Allah rızası için yapılan bir hizmet. Evet. Bir 5 yılda o hizmet eder. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Siz Pendik Belediye Başkan adaylığına çıktınız ancak
Bu 5 yılda burada bir eğitim aldınız, belediyecilik eğitimi aldınız diyebilir miyiz? Bu tecrübemi artık belediye başkanlığında mı götürmem gerekir dediniz? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben ilk telsizi elime aldığımda telsizle nasıl komut verilecek onu dahi bilmiyordum. Evet. Yani belediyeciliği 5 yılda öğrendik. Şimdi Pendik neden? Pendik'te ben seçim alırım. Evet. Tabii ki her adayımız çok güçlü. Her adayımız kendisine çok güveniyor. Ki her aday da zaten iddialı olmak zorunda. Mutlaka. Şimdi Pendik'te Sinop, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Bartın. Nüfus oranları çok yüksek. 150 bin seçmene sahip. Evet. Diyeceksiniz ki siz bu vilayetlerle mi seçim alacaksınız? Hayır. Örgütle beraber partili olmayan insanlarımızı, yani bizim siyasi görüşü olmayan, ortada gezen, işte bir de şu var, Sinoplu ve o bölge bir belediye başkanına aç. Mesela şimdi benim makam odama geliyor hemşehrilerim. Onlar için o makam odasında kapıda hiç beklemeden içeriye alınmak, çay veya kahve içmek, sohbet etmek, yani Cumhurbaşkanı'yla sohbet etmek gibi bir şey. Evet. Neden? Çünkü siyasetle uğraşmamışlar, siyasetle uğraştırılmamışlar ki biz 89'da derneği ilk kurduğumuzda bize dediler ki sakın siyaset yapmayın. Niye? Bugünkü aklım olsa... Kendileri yapacak çünkü. Bravo. Bugünkü aklım olsa 89 yılında nasıl dernekçiliğe başladıysam hemen bir siyasi partiye de üye olurdum. Evet. Eğer ki o gün bir siyasi partiye üye olmuş olsaydım belki de bugün çok daha farklı bir konumdaydım. Şimdi biz bu yanlışı gördük. Mesela bizim gecelerimiz var, pikniklerimiz var, konserlerimiz var. Evet. Ben bunu çok kere de yaptım. Dedim ki oy verdiği siyasi partiye üye olanlar el kaldırsın. 1000 kişiden 50 kişi. 10 bin kişiden 100 kişi. Ben bir dönem 2 yılda ilçe başkanlığı yaptım. Evet. İlçe başkanlığı döneminde şimdi düğün salonunda gece düzenliyorum. Balık istifi. Evet. Yığınla insan. Gelin üye olun diyorum ilçeye, partiye. Aman evet. Başkan diyorlar biz oraya karıştırma. Sen nereye dersen biz gelelim. Sana destek de verelim. Sana oy da verelim. Ama bizi üye yapma. Neden? Çünkü bu insanlar hep yanlış yönlendirildi. Bakın. Evet. Hak yeme dendi, hakkını yedirme denmedi. Evet. Çocuklarınızı okutmayın dendi. Özellikle kız çocuklarını. Evet. Oysa ki kız çocuklarının okutulmasının önemi anlatılmadı. Bizim gençlerimiz askere, üniversiteyi bitirdi. Dendi ki 8 ay kısa dönem yapacaksın, geleceksin hemen işe gireceksin, ardından evleneceksin. Demediler ki bak 8 ay kısa dönem askerlikte sen 350 kişilik koğuşta yatarsın. Emir almazsın, emir vermezsin, emir alırsın. O 8 evet. ay bitmez. Evet. Gel yedek subay olarak yap, o subay elbiseni giy, orada evinde yemeğini ye, subay lojmanlarında kal denmedi. Yönet denmedi yani yönetil denildi hep değil mi? Aynen öyle. Şimdi Pendik'te 99 seçimlerinde mevcut belediye başkanı geldi bizim dernekte. Ben de o zaman SİAD'ın genel başkanıyım. Geldi bizim dernekte konuşma yapıyor. 99 mu 2009 mu? 99. Evet. Ey Sinoplular dedi ben sizi çok seviyorum dedi. Konuştu. Bizim Sinoplular da alkışladı. Evet. Tabii genel başkan olduğum için en son ben konuşuyorum. Dedim ki yalan söylüyorsun. Bozuldu. Neyimizi seviyorsun dedim. Senin dedim listende bir tane Sinoplu var mı? Evet. Yok. Demek ki sen Sinoplu'yu değil, Sinoplu'nun vereceği oyu seviyorsun. Kızdı gitti. Kızsın gitsin. Şimdi bu idealler verilmediği için, şimdi siz çocuğa kaşığı kalem diye öğretirseniz o çocuk kalem çocuk bilecek. Kaşığı yani. Kalem bilir, doğru. Bize de hep denmiş ki aman ha siyasete girme, siyaset çok çirkin, siyaset yapma. Demek ki o zaman sen çirkin bir insansın, siyaset yapıyorsun. Bana niye siyaset yapma diyorsun? Evet. Şimdi dolayısıyla yönlendirilmemiş. Ve bu sadece Sinop'la bağlantılı değil. Yani bizim çevre vilayetlerde de insanlar aynı sıkıntı yaşıyorlar. Tabii. Şimdi Çankırılar aynı şeyi söylüyor. Evet. Yani bizim söylediğimiz her şey. İşte belediye başkanımız yok, milletvekilimiz yok, şunumuz yok, bunumuz yok.
Kastamonu öyle, Çorum öyle, Çankırı öyle, Samsun öyle, Bartın öyle. Hepsinin derdi aynı. Ha bunun içine siz Giresun'u koyun, Rize'yi koyun, Trabzon'u koyun. Yani global olarak düşünebiliriz. Evet. Ama şimdi özellikle bu vilayetler bu konuda çok mağdur yani ve açlar. Doğru. Şimdi Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı'nı zorla bir siyasi partiye üye yaptırabiliyoruz. Aday yaptırabiliyoruz. Evet. Niye? Tepki alacak. Neden tepki alacak? Bak işte İsmail Kabakçı federasyon başkanı oldu. Siyaset yapacağı belliydi. Aha da gitti şimdi aday adayı oldu. Evet. Denecekti. Densin. Niye yani ne mahsuru var? Ben geçen gün kızdığım bir şeye bir milletvekilimize sohbet ediyorduk. Ya hani bu dernekçiler dedi çok oluyor dedi. Ne bunların şeyi falan filan bunlar siyasette ne getirir ne götürür falan yaptı. Dedim ki efendim bakın karşınızda sizin 24 yıl kesintisi dernekçilik yapan bir vatandaş var. Evet. Biz insanların iyi gününde beraber olmuşuz. Kötü gününde beraber olmuşuz. Kızı kaçmış peşinde koşmuşuz. Karısıyla kavga etmiş arasını yapmışız. Evet. Eğer ki dedim bakın dernekçilikle uğraşan insanlar siyasete girsin. Siz dedim o koltuklarda oturamazsınız. Duramazlar yani. Doğru. Şimdi bir aday adayı düşünün. Kendi hemşeri derneklerine gitmemiş. Evet. Hemşeri derneklerine gittiği zaman diyor ki ben geldim. E geldin de neredeydin bugüne kadar? Yani evet. Bu insanların dertleriyle sen niye derman olmadın? Niye gelip gitmedin? Niye faaliyetlerine katılmadın? E ben siyaset yaptım. E ikisini bir arada yap. Siyaset de yap. Hemşerilerin arasında da o. Evet. Dolayısıyla da şimdi neden Pendik? Şu gene başa dönüyorum. Ben Pendik'te seçim kazanırım. Evet. Çünkü Ataşehir'de seçim kazandık Battal İlgezli Başkanımızla beraber. Orada Ataşehir diyorsunuz. Yani dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Evet. Neler yapacağımızı biz biliyoruz. Mesela biz Ataşehir'de sandıklara fena şekilde sahip çıktık. Yani cüzdanımıza sahip çıkmamızın 1000 katı çıktık. Yani. Özellikle sandık görevlilerini sigara içmeyenlerden tespit ettik. Evet. Niye? Çünkü sigara içmek için dışarı çıkacak, gelecek bir oy gitti. Doğru. E 1000 sandıkta 1000 oy. 1000 oy değil 2000 oy. Çünkü bana gelecek de oraya gitti. Evet. E sandıklarda neler döndüğünü herkes biliyor. Geçen seçimleri hatırlayın. Evet. 350 tane oyun bir sandıkta. 350'si de A partisine çıkıyor. Evet. Ya bunun hiç görevlisi de mi vermedi yani diğer siyasi partilerin? Doğru. Bir kişi vermez mi? Onların da mı görevlisi siz koydunuz yani? Doğru. Sandık çok önemli. Biz bunu yaptık. Mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Seçim sandığı. Koordinasyon Merkezi, seçim irtibat büroları, araç giydirmeleri, dağıtılan hediyeler, reklam kampanyaları, esnaf ziyaretleri. 8 saat biz her gün yürüyorduk. 8 saat biz yürüyorduk. Artı başkan 4 saat daha eşiyle yürüyordu. Ev ziyaretlerine gidiyordu. Evet. 12 saat. Yani ben zaten demeçlerimde de söyledim. Biz seçim nasıl kazanılır biliriz. Bir, ben hayatımda hiç seçim kaybetmedim. İki, bir kere kaybettim de. Evet. Kendi hatam yüzünden değil yani. Evet. Hiç de seçim kaybetmedi. Dolayısıyla Pendik partimiz açısından da önemli. Pendik'te 2009 seçimlerinde 33 bin fark var ama evet. 2011 seçimlerinde 110.333 oy fark var. Nasıl yani? Genel seçimlerde. 2009 yerel 33 bin. Evet. Belediye seçimleri. Genel seçimlerde ise 110.333 oy fark var. Geride mi Cumhuriyet Halk Partisi? Partisi geride. Biraz sıkıntı var o zaman. Sıkıntı derken vallahi karıncaya sormuşlar bu bir damla suyu ne yapacaksın demiş ki Hazreti İbrahim'in ateşini söndüreceğim. Demişler evet. Yetmez. Demiş ki benim elimden gelen bu. Ama şimdi yağmur da bir damla. Doğru. Ama sel oluyor her tarafı götürüyor. Başarılamayacak diye bir şey yok. Olmayacak diye de bir şey yok. Mutlaka. Ataşehir de olmayacak diyorlardı. Hatta bizim partililerden bile diyenler vardı. Meclis üyeliği sıralamasını beğenmeyenler vardı. Ben 40 yıllık 50 yıllık partiliyim. Beni bir sıraya koydular. İşte AK Parti zaten burada seçimi kazanır. Bu sıra çıkmaz. Ben ne yapacağım deyip çekip gidenler oldu yani. Ama biz inandık. Biz inandığımız gibi bize gönül verenler de inandı. Biz orada da çok toplantılar yaptık. Bizim hemşerilerimizle çok toplantılar yaptık. Mesela AK Parti Kastamonlu bir hemşerimizi listeye almamıştı. Evet. Kastamonlular da kızdılar. 17 tane dernek bana destek verdi. Dediler ki sen bizim hemşerimizsin. Bir açacak kapımız olsun. Evet. Yani
bu bilinç artık bizim insanlarımızda oluştu. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Tabii bu bilincin oturmasında da sizlerin katkısı çok büyük olacak. Çünkü sizin gibi düşünen saydığınız illerdeki STK temsilcileri yavaş yavaş olduğunu biz gözlemliyoruz. Sayın Kabakçı, siz tabii aday olurken bir partiye işte bir ilçeyi yönetirken mutlaka kendi başınıza karar vermemiştirsiniz. Bunu eşinizle de konuştunuz mu? Yani bu genelde eşler yol vermezler bu noktada. Siyasete pek sıcak bakmazlar. Onun için söyledim. Ne dediler? Nasıl karşıladılar? Şimdi ben evlenmeden önce Mevla'ya bir dua ettim. Dedim Allah'ım ben sosyal bir adamım. Evet. Saat kaçta eve geldim gittiğim belli değil. Bana dedim öyle bir hanım ver. Evet. Dırdır etmesin dedim. Duam da kabul oldu. 20 yıllık evliyim. Vallahi hanım bugüne kadar daha hiç dırdır etmedi. Edeceği zaman diyorum ki hanım bak ben sana söylemiştim. Diyorum zaten kalıyor. Şimdi Pendik'te adaylığımızı açıkladığımızda... Özür dilerim. İşin kolay kılması da biraz oradan geçiyor. Evet. Yani bir işte evden hanımlardan cesaret aldığınız zaman biraz daha rahat oluyorsunuz. 8 saat değil de 18 saat de çalışma enerjiniz oluyor. Çünkü neden? Saat kaç, niye geç kaldınız deme gibi bir şansınız yok da onun için sordum. Şimdi öncelikle ben babamla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Allah ondan razı olsun. Evet. Sinop'tan ilkokul mezunu olarak geliyor. Akşam ortaokulunu bitiriyor. İnşaatlarda çalışıyor. Akşam ticaret lisesini bitiriyor. Pastanede efendim börek yapıyor. Evet. Daktilo kursunu bitiriyor. O günkü daktilo kursu bugünün bilgisayarı. Bankaya, Ziraat Bankası'na paspasçı olarak giriyor. Birinci dereceden baş veznedar olarak emekli oldu. Evet. Şimdi ve 77 yılında da mali müşavirlik ofisini kurdu. Dediler ki Sayın Kabakçı siz niye ofis kuruyorsunuz? Dedi ki ben bir tane evladım var erkek. Onun dedi geleceğini hazırlıyorum dedi. 77-85 8 yıl çok büyük emekler vererek yani saat 1'lere 2'lere kadar çalıştı. 85'te lise 2'deyken de bana teslim etti. O günden bugüne de oğlum sen ne aldın ne sattın demedi. Evet. Ama benim de bir ajandam vardır. Aldığımı verdiğimi oraya yazarım. Niye yazarım biliyor musunuz? Babam görsün diye yazarım. Evet. Gene sohbet ederken bir gün dedi ki bak oğlum dedi. Ben dedi seni emir altında çalıştırmadım. Bir insan 24 saatte de emir altında çalışırsa emir almaya başlar dedi. Evet. Ben dedi seni çok farklı yetiştirmek istiyorum dedi. Buralara geldiysem öncelikle babamın verdiği o özgüven. Evet. Artı annem her zaman söylüyorum bana da kızıyor söyleme diye. Ama bunda bir beis yok. Çünkü bugün de kendi çocukların okuması için temizlik işine giden evet. insanlar var halen. Benim annem de diyordu ki bak oğlum ben zenginlerin evine temizliğe gidiyorum. Oku oğlum dedi. Onun sayesinde de okuduk 2. Evet. 20 yıldır da eşimin çok büyük desteği var. 3. Şu anda da ellerinizden öper kızım 16, oğlum da 17 yaşında. Onlar da bana öyle destek veriyorlar ki benim yanımda olmak için kendilerini zamandan çalıyorlar. Evet. Şimdi adaylık müracaatına gidiyorum. Şimdi ben hiç seslenmiyorum böyle. Evet. Bakıyorum hepsi hazırlanmış. Diyorum ki hayırdır nereye gidiyorsunuz? Baba diyor işte adaylığını açıklayacaksın ya diyor. Evet. Aday adaylığını. Diyorum siz ne işiniz var orada? Yok evet. diyorlar bize geleceğiz. Ne kadar güzel işte bu. Ve şimdi orada annemi alıyorum yanıma. Eşim yanımda, çocuklarım yanımda. Yani onları da siyasetin içine sokarak aslında evet. onlarla da zaman geçiriyoruz. Mutlaka. O noktada bir sıkıntımız yok. Aday adaylığınızı açıkladıktan sonra Pendik'te nasıl bir sinerji oluştu? Pendik halkı, seçmen daha doğrusu nasıl karşıladı sizi? Pendik bayağı alanı da çok büyük. Mahalleleri de çok yoğun bir mahalleye sahip Pendik. Nasıl bir sinerjiyle karşılaştınız? Yani algı nasıl bir algı oluştu? Şimdi Pendik'te zaten ben tanınıyorum. Neden tanınıyorum? Yani 27 yıllık çalışmalarımdan dolayı Beykoz'dan tutun Tuzla'ya kadar evet. hem mesleki açıdan hem siyasi açıdan hem de STK'lar vasıtasıyla yaptığımız çalışmalardan dolayı zaten ben tanınıyorum. Evet. Yani insanlar şurada yanılgıya varıyor. İsmail Kabakçı 3 aydır Pendik'te çalışmıyor. Evet. Hayır, İsmail Kabakçı 20 yıldır Ataşehir'de yaptığı gibi Pendik'te de çalışmıyor. Ben onu söylemek istemedim Sayın Kabakçı. Mutlaka Pendik'tesiniz de aday olduktan sonra farklı bir algı oluşur. Oluştu.
Şimdi beklentisi olur çünkü halkın. Biz yerel medyayı... Ha tamam, keşke bu aday olsun. İşte aradığımız aday bu. Bizden biri bu. Bizim içimizden zaten biri. İşte biz buna kendi derdimizi, kendi sıkıntılarımızı anlatabiliriz. Bunun elini daha rahat sıkabiliriz diyen mutlaka oluyor. Çünkü sevinen halk bu noktada hiç böyle kendine yakın birini aday görünce hemen işte aradığım aday bu diyor. Benim için elini de sıkarım, derdimi de anlatırım, mutluluğumu da bununla paylaşırım. Üzüntümü de bununla paylaşırım. Bildiğiniz gibi mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bunun için sormuştum. Nasıl bir algı oluştu? Şimdi bakın, önce dediler ki niye geldi? Efendim ne yapacak? Şimdi gelinen nokta, sizin anlattığınız noktaya geldi. Adaylığı zor, aday olursa seçimi alır. Evet. Geçen hafta bir telefon geldi. Vatandaşı tanımıyorum. Diyor ki ben diyor ticaretle uğraşıyorum Pendik'te. MHP'liyim. Evimde 5 oyun var. Evet. Başkan ister diyor bunu 10'la çarp, 100'le çarp, 1000'le çarp. Kendime göre diyor gücüm var. Ben artık diyor bıktım. Evet. Eğer ki diyor aday olduğun takdirde namus sözü diyor. Oyum sizin. Oyum sizin diyor. Şimdi yaz mevsiminde şeye gidiyoruz. Festivaller, şenlikler, evet, memlekette. Kargı'nın Cihadiye köyüne gittik. Neyse orada camiden anons yapıldı. İsmail Kabakçı geldi, işte sohbet muhabbet yapılacaktı. Bahçede böyle 50-60 kişilik bir grup. Tabii konu gene İsmail Kabakçı, Pendik aday adaylı. İşte ben şöyle kazanırım, böyle kazanırım, şununla kazanırım, bununla kazanırım derken 73 yaşındaymış. Sonra sohbet ettiğimizi öğrendik. Oradan çıktı. Sen dedi seçim meçim kazanamazsın dedi. Önce bir durduk. Evet. 73 yaşında bir dede yani. Mutlaka tanımıyoruz bir şey da. Sen dedi seçim meçim kazanamazsın dedi. Sen dedi benim dedi desteğimi almadan nasıl seçim kazanacaksın dedi. Evet. Sen beni tanımıyorsun da yeğenim ben seni tanıyorum dedi. Ben dedi Sinopluyum dedi. Falanca köydenim. Evet. Pendik'te dedi cami dernek başkanıyım. Bak dedi bu kadar adamın huzurunda sana dedi söz veriyorum dedi. Cami dedi senin için toplantı yapacağım. Senin dedi reklamını da yapacağım. Sen dedi adaylığı al. Hayatımda ilk defa dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy vereceğim dedi. Evet. Her gittiğimiz etkinlikte, yaz için söylüyorum, pikniklerde, gecelerde, düğünlerde, cenazelerde konuşulan bu. Şimdi tabii beni tanıyan insanların bunu konuşmasından ziyade tanımayan insanların konuşması çok önemli. Mutlaka. Geçen bir arkadaşla yemek yiyoruz, yanına bir arkadaşı geldi. Tanıştırdı dedik işte İsmail Kabakçı. Aa dedi siz misiniz o dedi. Dedim siz hangi siz? Dedi Pendik'ten evet, belediye başkanı adayı. Evet dedim. Benim dedi orada dedi kuyumcu arkadaşlarım var, dostlarım vardı, akrabalarım var. Onları dedi gezdim. İşte gittim. Sizin için dedi söylenen şu. Adaylığı zor ama seçimi alır. Evet. AK Partililere sormuşlar. Makamlarını söylemeyeceğim. Evet. Diyorlarmış ki ya bu bizi zorlar. Yani alır demiyorlar evet, da zorlar diyorlarmış. Allah'ın izniyle bir seçim orada alırız. Tabii şu anda seçim aday adaylığı sürecinde konuşuyoruz. Velev ki tabii aday oldunuz. Umuyoruz da aday olursunuz. Ondan sonra da konuşacağız. Aday adaylığı sürecinde partiler yavaş yavaş işte aday adaylarını belirlemeye başladılar. Pendik'te de 8 tane aday adayı var. İsimlerini buradan vermeyelim. Doğru da olmaz. Bu aday adaylarıyla görüşüyor musunuz? Şimdi ben aday adaylığını açıkladıktan sonra bütün arkadaşlarımı aradım. Kendilerine, onlar da adaylığını açıkladıkça başarılar diledim. Hepsi çok değerli insanlar. Belediye başkanlığını belki de benden daha iyi yapabilecek insanlardır. Evet. Ki muhakkak ki öyledirler. Bu arkadaşlarımızla birebir görüştüm. En son ilçede aday tanıtım toplantısı vardı. Yönetim kurulu ve aday adayları. Dedim ki bakın biz Ataşehir'de nasıl başardık? 7 adaydık. 7'mizde ilçede halkın huzurunda şu sözü verdik. İçimizden hangimiz aday olursa namus şeref sözü adaymış gibi biz de çalışacağız dedik. Evet. Bir arkadaşımız işlerinden dolayı Irak'a gitti. Bir arkadaşımız dedim espri yaptım benim gibi dışarıdan gelmişti zaten geldiği yere gitti. Evet. Biz dedim başkan dahil 5 kişi adaymış gibi dedim çalıştık ve başarılı olduk.
Şimdi dedim bakın bizim hepimizin dedim makam var. Evet. Bu çalışan arkadaşlar. Niye belediye bizde? Başkan yardımcısı olduk. Şimdi dedim burada biz kaç kişiyiz? 8. Yönetimi de koyduk. Yarın dedim biz birlik beraberlik içerisinde olmazsak, ben olmadım gerisi tufan dersek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını düşünmezsek, egomuzu düşünürsek. Evet. Benim için dedim bizim için önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin dedim hem Pendik'te hem İstanbul'da hem de genelde iktidar olması değil mi? Evet. İktidar olması. Dolayısıyla 8 tane adayız. Evet. Birimiz seçilecek. Ama evet. Ön seçim, ama eğilim yoklaması, ama merkez ataması. Evet. Sonuçta bitti. Yani Ahmet Efendi aday. Evet. Eğer ki dedim biz geri kalan 7 arkadaş o arkadaşın peşine bir adım önünde, çünkü dedim biz öyle yaptık. Sayın Battal İlgezi'nin dedim bir adım evet. gerisinde durduk dedim. Aynı şekilde yaparsak başarıyı dedim elde ederiz. Sonra ne olur? Sonra dedim içimizden arkadaşlarımız, başkan yardımcıları olur. Yani bir sürü dedim makam mevki evet. var. Ama biz bunu yapmazsak gene dedim bir 20 yıl daha burada dedim ilçede otururuz. Senin yüzünden kaybettik, benim yüzümden kaybettik. Şöyle oldu, böyle oldu, bunları konuşuruz dedim. Önemli olan burada bakın Şükrü Bey. İnanıyorsanız kendiniz değil, sizin temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin insanlarına sosyal refahı evet. getireceğine inanıyorsanız kendinizi düşünmeyeceksiniz. Kim ne olursa, kim gelirse başımızın üstünde yeri var deyip onun peşine gideceksiniz. Evet. Yani siz başkan olsanız ne olur? Ben başkan olsam ne olur? İkimiz de ne yapacağız? Halkın mutluluğu için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için hizmet vereceğiz. Sayın Kabakçıevit, canlı telefonumuz varmış. Turgay Bey'miş telefonumuzun diğer ucunda. Herhalde sizin dernekle bağlantılı. Evet. Hı hı. İstanbul Sinop Boyder Dernek Başkanı Turgay Kaçmaz. Turgay Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı programlar. Teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Bu akşam hemşehriniz Sayın Kabakçı, belki Sinop'un nüfusundan çok yüksek nüfusa sahip olan Pendik'ten belediye başkan adayı, aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Umuyoruz aday olur. Kendisini de aday olarak da konuk etmeyi burada yeğleriz. Ne söylemek istersiniz bir hemşehrinizin Sinop'tan çıkıp İstanbul'a gelmesi ve daha sonra Ataşehir'de belediye başkan yardımcılığından tecrübe edinerek Pendik gibi zor bir ilçeye aday olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl destek veriyorsunuz? Beklentileriniz neler? Buyurun. Öncelikle programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Evet. Sayın İsmail Kabakçı'yı 10 yıldır tanıyorum. Evet. Kendisi dürüst, düzgün, çalışkan ve yardımsever bir insandır. Evet, ben herkese gücü yettiği kadar, Pendik gücü yettiği kadar yani yanımda olmuştur. Evet. Pendik belediye başkan aday adayıdır. Evet. Bu bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Yani ben inanıyorum ki kendisi başkan olduğunda çok iyi şeyler başaracak. Şu ana kadar başardığı birçok şey gibi ben de İstanbul Boyabatlılar Dernek Başkanı olarak her zaman yanında olduğumuzu burada söylemek istiyorum. Evet. Kendisine başarılar diliyorum. Ve ayrıca 29 Eylül'de Siyah Piknik alanında yapılacak olan şenliğimizde her zamanki gibi yanımızda olarak destekli esirgemediği için kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tüm gönül dostlarımızla davet ediyorum. İsmail Kabakçı'yı, kendisini, Sayın Başkanımızı ben bu şekilde tanıyorum kendisini. Demin de söylediğim gibi dürüst, düzgün olarak çizgisini hiç bozmadığı için kendisini bir sefer daha takdir ediyorum. Ve bütün Sinoplar olarak da yanındayız. Evet, Sinoplu Sayın Kabakçı'yla da konuşuyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bir tane Sinoplu belediye başkanı yokmuş. Tabii bu aslında bizce eksiklik. Sizin nüfusunuzun %25'ine denk gelen, tekabül eden illerin 2 tane, 3 tane belediye başkanı var iken Sinop'un ve Sinop kimliğini, Sinop nüfusunu taşıyan birinin belediye başkanı olması
Bilmiyorum yani sizce de öyle olduğunu kanaat ediyorum. En azından kapısını açabileceğiniz, derdinizi dinletebileceğiniz, dermanını bulabileceğiniz bir yer olmuş olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne söylemek istersiniz, ne dersiniz? Ben de şahsım olarak kendimiz aynı fikirdeyiz abi. Sinop'ta ben kendim zaten Pendik'te ikamet ediyorum. Evet. Kendisi de Pendik Belediye Başkanı adayı zaten. İnşallah nasipse başkan olarak göreceğiz kendisini. Ve bizim de Pendik'te rahat açıp girebileceğimiz bir abimiz, bir şeyimiz olacak yani Pendik'te. Zaten Sayın Kabakçı da şunu söylüyor. Ben belediye başkanı olduğum zaman diyor, sadece Sinoplu hemşehrilerimin değil, 81 vilayetimizin kimliğini taşıyan tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olacağım diyor. Onu da size söylemiş olayım ben. Tabii bizim buradaki tabii yani Sivaslarda, Zonguldaklarda, Ordulularda, Elazığlılarda, Erzincanlılarda hepsi desteklerini veriyor. Çünkü Sayın Başkanım yani STK'lardan geldiği için kendisi hepsi yani federasyonlarla olsun, dernek başkanlarıyla olsun, öbür faaliyetleriyle olsun hep zaten iç içeler. Ben Sinop Dernek Başkanı olduğum için yani kendim Boyabat Dernek Başkanı olduğu için belki Sinop'u biraz üstte tutuyor olabilirim. Evet. Ama başkanımın evet. Herkesle ilişkileri var. Evet. Peki çok teşekkür yani ederiz. Bunu da ayrıca bildireyim yani. Çok teşekkür ederiz Sayın Kaçmaz. Evet. Bir hemşeri derneğiniz aradı. Tabii kendi meramını anlattı. Kendi arzusunu daha doğrusunu, dileğini, temennisini. Ama tabii siz de ifade ediyorsunuz. Ben sadece Sinopluların değil, 81 vilayette yaşayan Pendik'teki 81 vilayetli hemşerilerimizin belediye başkanı olacağım. Eğer aday olursam da seçilirsem, kazanırsam. Zaten kazanmayı biz konuşmuyoruz. Onu siz söylüyorsunuz. Ben aday olduğumu belediye başkanıyım diyorsunuz. Buyurun. Şimdi dün esnaf ziyareti yaptık. Öncelikle esnaflarımızı gezdik. Akabinde pazara girdik. Evet. Pazarın başında bir kahveye girdik. Pazarın sonunda bir kahveye girdik. İçeriye giriyoruz. Evet. Selamlıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz diyoruz. Bir kişi olumsuz yaklaşmadı. Evet. Olumlu yaklaşanlar, işte ben CHP'liyim zaten diyenler, AK Parti'den bıktık diyenler, tarafsızım diyenler ama hiç kimse dur, giremezsin demedi. Evet. Hele ki kendimizi tanıttıktan sonra yani arkasını dönüp de giden olmadı. Evet. En son pazardan çıkıyoruz. Bir tane yaşlı bir bey amca. Evet. Elini uzattı. Dedim bey amca ben Pendik Belediye Başkanı adayı adayım dedim. Ben seni tanıyorum dedi. Ben dedi Sivaslıyım, Süşehirliyim dedi. Evet. Bizim dedi Ramazan ayındaki dedi gemideki iftarımıza sen geldin dedi. Evet. Biz dedi sana dedi söz verdik. Seni dedi destekleyeceğiz dedi. Şimdi aslında Sivaslıların benim hayatımda iki tane önemi var. Demiştim ya ilçe evet. Başkanlığı yaptım. O dönemde ilk faaliyet Sivas dernekleri beni davet etti. Evet. Arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar bak biz muhalefetteyiz, ana muhalefetiz. Şimdi orada belediye başkanları, milletvekilleri falan var. Bak bize iyi davranmazlar, belki kapıdan içeri de koymazlar. Evet. Evet. Ben dedim yanıma iki kişi alayım gideyim. Evet. Dediler yok başkan olur mu öyle şey? Hep beraber gideriz. Bak yumurta mumurta yeriz ona göre diyorum şimdi. Evet. Gittik. Hakikaten tam kapının önüne geldik bir tane genç sağlam diye bir çocuk bir dakika dedi. Eyvah dedim yandık. O bir dakika dedi içeriye gitti geldi davul zurna başkan önde yönetim kurulu. Evet. Arkada kadınlı çocuklu bizi bir karşıladılar, içeriye aldılar. Bir protokol yapmışlar. Bizim için ikinci bir protokol yapmışlar. Evet. Efendim yani öyle bir bize destek verdiler ki o gecede. Onu unutmam mümkün değil. Bir. Evet. İki. Şimdi üç ay içerisinde de gene Sivaslı arkadaşlarım var. Dediler ki başkan biz bir gemi gezisi yapıyoruz. İftar yemeği. Seni de davet ediyoruz. Evet. İyi normal. Normal bir davet yani. Evet. Ben de gene hanımı aldım, gittim. Ya gemi gezisinde, iftar yemeğinde iki tane yerel televizyon kanalı var, 20 tane gazeteci var. Evet. Her eline mikrofon olan dernek başkanı, Pendik'te İsmail Kabakçı aday olduğu olduğu takdirde biz şu köy derneği, biz şu ilçe derneği, biz şu il derneği olarak destek veriyoruz dediler. Ben gene şaşırdım. Evet. Yani Sivaslılar beni iki kere şaşırttı. Aday adaylığınızı açıklamış mıydınız o zaman yoksa? Tabii açıklamıştım. Ha.
Evet. Açıklamıştı. Şimdi onun haricinde tabii 81 vilayet zaten yani bir sürü insanlar arıyor. Mesela bizim Anadolu Konfederasyonumuz var. Evet. Doğu ve Güneydoğu illerimizden oluşan. Oradaki o konfederasyon destek veriyor. Bizim Batı Karadeniz dediğimiz federasyonlar var, onlar destek veriyor. Her şeyden önemlisi ne biliyor musunuz Şükrü Bey? Federasyonların destek vermesi vesairesi şusu busu değil. Şimdi düğüne gidiyorsunuz, Pendik Belediye Başkan adayı diye anons ediliyor. Alkışlara bakıyorsunuz ki bizim seçmen kitlemiz sağdır yani. Evet. Yani %80'i sağ, %20'si sol. Siz de bir İmam Hatiplisiniz aynı zamanda Sayın Kabakçı. Artık sağ sol denen bir şey kalmadı. Yani şimdi sadece şu tarafa yıkmak yanlış olur yok, artık. Yok o şeyi. Bakımdan yani işte o zaman şöyle diyelim yani AK Parti, MHP ve Saadet'e oy verirler. Evet. Şimdi giriyorum işte mesela nikah kıyıyorum Pendik'te. Evet. Veya nikah şahidi oluyorum. İsmim geçiyor, alkışlara bakıyorum, diyorum ki iyi. Çünkü 2009'da aday adayı olduğumda, şimdi SİAD'ın genel başkanıyız, dernek başkanıyız falan, bir yere gittiğimiz zaman biz 7 yaşındaki çocuk bile alkışlıyordu. Evet. Şimdi biz CHP'de siyasete başlayınca bizim alkışlar azaldı. Millet şöyle yapıyor. Hatır için artık. Aynen öyle. Ama şimdi 5 yıl boyunca verdiğimiz hizmetlerden dolayı diyorlar ki bak bu adam Ataşehir Belediye Başkanı yardımcısı olarak bize bu hizmetleri verdiyse, Pendik'te belediye başkanı olursa bize çok daha güzel hizmetler verir diyorlar. Şimdi o algı da şu anda mükemmel. Yani kim gelirse gelsin, geldiğinde yanıma diyor ki Pendik'te şuraya gitmiştim dediğinde illa benden bahsedildiği ve deminden de ifade ettiğim gibi adaylık noktası zor ama seçim noktası kolay. Bakın şimdi geçen dönem özür dilerim Sayın Kabakçı. Unutmayın sözünüzü. Estağfurullah. Program başladı. Yaklaşık 45 dakika oldu. Hep adaylık süreci zor derken neyi ima etmek istiyorsunuz? Türkiye'de bazı şeylerin herkesin istediği gibi gitmediğini mi vurgulamak istiyorsunuz? Niye zor adaylık? Neden zor? Yok bana göre zor değil zaten. İşte vatandaş niye inanmıyor buna? Halk niye inanmıyor? Vatandaş değil, ben Ataşehir'de görevi Pendik'te belediye başkan adaylığını koyduğum için. Olabilir. Daha doğrusu vatandaş da değil bu. Geldi buradan Büyükşehir Belediye Başkanı. Olabilir. O örneği verdim zaten. Siyasetle uğraşan kesim bunu söylüyor. Mesela AKP, MHP, Saadet, Büyük Birlik. Mesela o siyasi görüştekiler diyorlar ki ya İsmail Kabakçı'nın adaylığı zor. Veyahut da işte ilk etapta mesela CHP'li bizim arkadaşlarımız. Yani ya bu adam geldi ama hani biz tanımıyoruz. Efendim partiliyiz. Bu zor. Ama şu var. İsim vermeyeceğim. Biz Fatih Mahallesi'nde bir örgüt toplantısı yaptık irtibat bürosunda. Evet. Efendim 60 civarında bir partili vardı. Ben dedim ki bir 5-10 dakika bana bir çay ısmarlarlar. Oradan dedim beni gönderirler dedim. Bir milletvekilimizin de babası da vardı orada. Esenyalı Mahallesi'nden ayrılan Fatih Mahallesi'nden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Oraya gittik. 2,5 saat sohbetimiz sürdü. Tam 2,5 saat. Şimdi orada ben şunu gördüm. Niye geldin? Demiyor. Nereden geldin? Demiyor. Dediği şu. Kazanır mısın? Evet. Diyorum kazanırım. Nasıl kazanırsın? Şöyle kazanırım. Bir hafta geçmedi. Milletvekilimizin babası şöyle demiş. Biz bu adamla seçim alırız. Demiş. Ben duymadım. Çok önemli o. Ben İşte. Duymadım. Ama duyan, konuşan var. Şimdi olay şu. Önce siz inanacaksınız. Evet. Mutlaka. Işığı kim bulmuş? Kaç bin deneyden sonra bulmuş? Saati, uçağı, gemiyi, denizaltı, Ay'a nasıl çıkmış? Mars'a nasıl gidiyor? Yani inanmış. Demiş ki ben bir alet yapacağım. Onunla konuşacağım. Bugün şimdi cep telefonlarımızı alıyoruz, açıyoruz. Evet. Görüntülü. Dünyanın bütün ülkelerindeki insanlarla görüşüyoruz. Hayal edilebilir miydi? Hayır. Ama o hayal etti. Evet. Şimdi 2009'da ben belediye başkan yardımcılığını istedim. Onun için mücadele verdim. Evet. Benim esas amacım orada adaylık değildi. Zaten alamazdım. Yani mümkün değil. Evet. Ama 2013'te şu andaki benim hedefim adaylığı almak. 2014'te belediye başkanı olmak. Evet. Ve bu hayal de değil. Ben inanıyorum. Şimdi bana destek veren insanlar inanıyor. Benim eşim inanıyor.
Bütün arkadaşlarım inanıyor. Ve şu anda Ataşehir'de beraber siyaset yaptığımız başkan yardımcısı olan arkadaşlarım, sayın başkan, evet, hepsi inanıyor. Geçen gün sohbet ediyoruz. Başkan diyor ki ya diyor sen diyor çok diyor güzel bir ivme yakaladın diyor. Vallahi diyor böyle giderse diyor sen diyor aday da olacaksın, belediye başkanı da olacaksın, evet, diyor. Evet. Yardımcılarımız da söylüyor. Yani beraber çalıştığımız insanlar, hatta diyorlar ki işte yarım gün Ataşehir'de çalışırız, yarım gün Pendik'e geliriz, evet, diyenlerinden tut. Yani önemli olan halk. Mutlaka. Şimdi mesela anket yapıldı diyelim. Benim için ön seçimde yapılsa fark etmiyor, ankette yapılsa fark etmiyor, merkez ataması da yapılsa fark etmiyor. Niye yapılsa fark etmiyor? Ben kendime güveniyorum. Evet. Güvenmesem niye bu yola çıkayım? 3 aydır niye çalışayım? Evet. Hem Ataşehir'de çalışıyorum, resmi görevimi yapıyorum. Oradaki insanların, evet, hakkını yemiyorum. Oradan da geliyorum, Pendik'te çalışmalarımı yapıyorum. Yani bir koltukta iki karpuz. Evet. Dolayısıyla halk sizi isterse bir yerlere gelirsiniz. Mutlaka. Ben mesela iddia ediyorum. Anket. Ankette ben ilk üçte çıkarım. Diyecekler ki ya sen 3 aydır buradasın. Nasıl çıkacaksın? Kaç? 500 haber mi? Yerel medyada 500 tane haberim çıktı. Pendik'le, evet, alakalı. Bu da bir çalışmanın bir örneği. Bir de şöyle değil ama. Yani İsmail Kabakçı Pendik Belediye Başkan adayı oldu değil. Anamı da aldım geldim diyorum. Evet. Gazeteci yazıyor. Evet. Evet. Diyorum ki 1 Nisan şakası yapacağım AK Parti'ye diyorum. Evet. Gazeteci yakalıyor. Basıyor. Doğru. Piyango gibi bir aday diyor. Aday adayı diyor, evet, bir başka gazeteci. Bir başka gazeteci kendisi yorum yapıyor. Pendik'in Sarıgül'ü diyor. Evet. Bir tanesi gene başlık atıyor. Bu Kabakçı'yı durdurun. Evet. Ama bunları ben para vererek efendime söyleyeyim mutlaka yazdırmıyorum. Ve o arkadaşların içerisinde sadece bir tane arkadaşım benim gazeteci olarak tanıyorum. Yani 33 medya mensubundan, evet, bir tanesi. Geri hepsini aday adaylığını açıkladıktan sonra 16 Haziran'da 20'si olması lazım veya 26'sı basın mensupları yemek yedik. Orada tanıştık. Evet. Mesela gene isim vermeyeceğim. Bir tane hanımefendi var, gazeteci. Kendisini bana kardeş etti. Bir de bana fırça atıyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor. Buraya niye gitmiyorsun şuraya? Evet. Evet, yani çok önemli aslında. Sahipleniyor bir de yani. Yani bu sahiplenmek de çok önemli. Zaten o yerel medya çok enteresan, bakın. İlk tanışıyoruz arkadaşlarla. Yemeğe geçmedik. Bir tanesi dedi ki gazeteci ben dedi hayatımda yapmadığım bir yorum yapacağım dedi. Ben dedim ki eyvah gene yandık. Evet, Sayın Kabakçı, herhalde Hatice Hanım'dan bahsediyordunuz siz. Özgür İstanbul gazetesi, Odabaş. Telefonumuzun diğer ucundaymış. Hakikaten çok doğru ve kalbiniz gerçekten düzgün birisiniz. Bakın konuşurken aynı dakikada hemen bağlandık. Bakalım Hatice Hanım'a soralım. Sayın Kabakçı nasıl biri? Pendik'te çalışmaları nasıl takip ediyor? Bizim meslektaşımız neticede. Kendi ağzından dinleyelim. Sayın Odabaş, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum, merhabalar. Merhaba efendim, Pendik'te nasıl seçim sattığım haline girdi tabii Türkiye. Pendik'te bunun içerisinden, evet, birisi. Burada, evet, Sayın Kabakçı'yı konuk ediyoruz bu akşam. Evet. Pendik'te şöyle bir algı da oluşmuş, Pendik'in Sarıgül'ü. Ne dersiniz? Evet. Odabaşı Sayın Kabakçı nasıl çalışma enerjisi? Bizler yerel gazeteciler özellikle de bazen öyle aday adaylarıyla, öyle adaylarla çalışırız ki inan onların hızına yetişemeyiz. Ne söylersiniz? Doğru. Buyurun söz sizde. Özgür İstanbul Gazetesi'nden ben Hatice Odabaş. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kabakçı, Ataşehir Belediye Başkanı yardımcılığında oldukça önemli görevde bulunmuş bir isim. Evet. Ve kendisini diğer STK'da da tanıyoruz. Yani hakikaten önemli çalışmaları imza atmış bir insan olduğu için Pendik zor bir bölge. Evet. CHP'nin hani Pendik'te oy alması, şimdi diğer aday arkadaşlarımız bana kırılmasınlar ama benim kendi gözlemim, bir gazeteci olarak gözlemim. Mutlaka sizin gözleminiz çok önemli. Biz zor. Sizin... Ama Sayın Kabakçı'nın gerek eğitim ilmatik kökeninden gelmiş olması ve siyasi deneyimin farklı olması sebebiyle burada bir artı katacağına inanıyorum. Sayın Kabakçı Pendik'i sevilen bir insan. Çocukta, evet, zamanda kendisini sevdirdi. Ve güzel çalışmalara imza atıyor. Onun çok sıkça toplantılara katıldım. İyi bir gözlemci olarak da baktığımda gerçekten Kabakçı'ya Pendik'in ihtiyacı var.
diye düşünüyorum ve eğer gerçekten aday adaylığı kesinleşirse Pendik'te oy alır. Yani Pendik Belediye Başkanı'nı kazanır. Yani artık çok kritik bıçak sırtı adaylığı tescillenirse Sayın Kabakçı'nın direkt belediye başkanı mı diyelim? Kesinlikle. Eğer kesinleşirse adaylığı ve çok zaten çok güzel bir şekilde çalışmaları yapıyor. Yani Pendik'te önemli çalışmalarda bulunuyor. Ve kesinlikle alır diye düşünüyorum. Çünkü Pendik'in tabanı, özellikle E5 üzerindeki tabanı muhafazakar kesim. Pendik zaten muhafazakar kesim. Ve dolayısıyla CHP'nin o alamadığı oyları rahatlıkla silip süpürerek alır. Benim gözlemim bu. Kendisine başarılar diliyorum. Her zaman kendisinin arkasındayım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Odabaşı. Yayınımıza katıldığınız için tekrar ediyorum Sayın Kabakçı. Bizim için yerel gazetelerin gözlemi hakikaten çok önemli. Sayın Odabaşı da bunu aynı söylüyor, ifade ediyor. Kendisi de muhafazakar olması nedeniyle bölgede zaten muhafazakar bir bölge. İşte aranılan aday bu. Eğer aday olursa biz adaylığı artık seçimi konuşmayız. Direkt belediye başkanı diyor. Bir Nisan şakası yapacağım diyen Sayın Kabakçı, ben Pendik'te aday olduğum takdirde bir Nisan şakası yapacağım diyor. 30 Mart'ta seçim, 2014 30 Mart'ta seçim, yerel seçim. 1 Nisan'da da Pendik Belediye Başkanlık makamına oturacağım diyor. Tabii neyle oturacak Sayın Kabakçı? Pendik halkının desteğiyle oturacak. Pendik'teki mahalle halkının, mahalle muhtarlarının, STK'ların, efendim yerel basının ve diğer örgütlerin desteğiyle oturacağını söylüyor. Neden Pendik'ten aday oldu? Acaba Pendik'te gitmeye neler var? Sayın Kabakçı Pendik'te makama oturduğu zaman neler yapacak? Bunların hepsini bu akşam konuşacağız. Siz sevgili izleyicilerimiz TV 2020 bir boşluk bırakıp 3929'a SMS atabileceğiniz gibi 0212 alan koduyla 629-83-83'ten de canlı telefona bağlanabileceksiniz. Sayın Kabakçı'ya sorularınızı yöneltebileceksiniz. Sayın Kabakçı. Efendim biraz önce Özgür Gündem gazetesinden bir hanımefendi bağlandı. Sizin sinerjinizi anlattı. Biz seçimi dedi, eğer aday olduğu takdirde Sayın Kabakçı'yla alırız. Biz Sayın Kabakçı'da şunu gördük. İnsana yakın, aradığımız birisi, istediğimiz birisi, bizden birisi. Şimdi efendim biz Pendik'te bir araştırma yaptık. Sizin belediye başkanlık adaylığınız tescil edildikten sonra bazı bir takım çılgın projeleriniz varmış. Bunlardan birisi teleferik projesiymiş. Dilerseniz bundan konuşalım. Nereden nereye teleferik? Nasıl olacak bu? Buyurun söz sizde. Şimdi bir insan her şeyi ben biliyorum derse o insan çok cahil bir insan. Evet, mutlaka. Beni bugünlere sevenlerim getirdi. Şimdi projeleri soruyorlar. Pendik'in sorunlarını soruyorlar. Bu sorunların nasıl giderileceğini soruyorlar. Şimdi projeleri verirsek diğer arkadaşlar da bunları kullanır. Evet. Çok zorladılar. Şimdi gene bir yerel gazete sahibi arkadaş dedi ki başkan dedi Gözdağ'ından sahile teleferik projesi dedi. Bunu muhakkak söyle dedi. Evet. Bu proje benim değil. Evet. Kimin? Bir arkadaşımızın. Şimdi bir arkadaşımız gene çok zorladı. Dedim ki Pendik denince ne akla geliyor? Ben size bir soru sorayım dedim. Ben cevap vereyim mi dedim. Pendik denince varoş bir ilçe akla geliyor. Evet. Pendik vizyon ve misyon kazandırılmamış. Halen daha insanlar 20 yıldır, 30 yıldır Taşlıbayır, Aydos buradan evet. bahsetti. Oysa ki Pendik sahili, doğası, gölü, ormanı ile mükemmel bir ilçe. Evet. Pendik'i bırakın İstanbul'da birinci ilçe yapmayı, isteyin Avrupa'da birinci ilçe yaparsınız. Neden? Sınırları sahilden başlıyor Şile'ye kadar. Şile'ye kadar. Evet. Ama Pendik'in köylerine gidin. Hayvan barınağı haline gelmiş. Herkes sokak hayvanlarını oraya bırakmış. Evet. Peki yani belediye çözüm olarak ne yapmış?
Hiçbir şey. Pendik'te. Şimdi belediyenin asli görevleri. Yolunu yapacak. Evet. Altyapısını yapacak. Kaldırımlarını yapacak. Çöpünü toplayacak. Evet. Yani bunlar asli vazifeleri. Park. Mutlaka bu belediye başkanının görevidir. Park yapacak aslında. Zaten. Mesela evet. Pendik'te benim öyle bir projem var. Bunu çok özür diliyorum. Siz de zorlasanız söylemem. Söylemeyin. Günlük, pardon, aylık 500 bin kişi ziyarete gelecek benim o proje sayesinde. Pendik'in dışında ikamet eden insanlar. Aynen öyle. Pendik'in dışında. Evet. Görmek için. Ayda 500 bin kişi ortalama. Yani bu yılda 6 milyon insan yapar. Evet. Ve öyle olacak ki bazı insanlar her ay abone olacaklar oraya gelmek için. Öyle bir proje bu. Yani dehşet bir proje. Şimdi ben bu projeyi aday olayım, açıklayayım. Size samimi söylüyorum. Sırf o projeyle %10 oyumu artırırım. Evet. Derler ki ya nasıl? Ve Türkiye'de yok. Hiçbir belediyenin aklına getirmediği ve getiremeyeceği bir proje. Evet. Şimdi hemen muhalifler diyecekler ki bunu niye Ataşehir'de yapmadın? Ataşehir'de biz çok şey yaptık. Evet. Ataşehir'de gelsin insanlar parkları görsün. O parklar hiçbir kolay kolay bir belediyede yok. Bir de biz 4,5 yılda yoktan var ettik. Yani yeni bir ilçe. Tabii canım, makine parkuru çalışmayan araçları verdi diğer belediyeler. Eleman derseniz işte işine yaramayan elemanları verdi. Arkadaşlarımız alınmasın gücenmesin onlara göre işe yaramayan, bize göre değil. Dolayısıyla da şimdi esasında belediye asli görevlerini yapıp da övünmeyecek. Ben yol yaptım, yapacaksın. Köprü yapacaksın zaten. Metro yapacaksın. Sen şimdi fakir, fukara, garip, kuraba, dul, yetim, işsiz, güçsüz için ne yaptın bana onu söyle. Evet. İnsanların iyi günde yanında oldun mu? Kötü günde yanında oldun mu? 36 tane muhtar diyor ki 4,5 sene geçti. Daha biz diyor belediye başkanını görmedik. 6 tane belediye başkanı var diyor. Onların haricinde hiç kimse gitmez diyor. Gazeteciler. Biz diyor 4,5 yıldır daha başkanı görmedik. Gazeteciler demişken hemen efendim telefonumuzun diğer ucunda bir gazeteci meslektaşımız varmış yine, Aytekin Bey. Aytekin Baş. Efendim iyi akşamlar Aytekin Bey. İyi akşamlar. Aytekin Yaşar, İlçem Gazetesi. Evet, Aytekin Bey, tabii biraz önceki bizi izleyen, telefona bağlanan meslektaşlarımıza da aynı şeyi, ifadeyi kullandık. Artık Türkiye seçim sattığı mahalline girdi. Artık yavaş yavaş ilçede, illerde belediye başkan adayları tek tek ortaya çıktı. Sizin de ilçenizde, Pendik'te bu akşam konuk ettiğimiz İsmail Kabakçı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayıyım dedi. Ne söylemek istersiniz? Şimdi İsmail Kabakçı ile biz bu seçim sürecinde tanıştık. Kendisi aslında tabii Ataşehir'de belediye başkan yardımcılığından biliyoruz. Tanınan bir sima. Evet. Ama İsmail Kabakçı bence Pendik için büyük bir şans. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için benim izlenimim şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir aday çıkarması... çok büyük bir şans onlar için. Ben inanıyorum ki İsmail Kabakçı Pendik'te zorlayacak. Rakiplerini ciddi bir zorlayacak. Evet. AK Parti için de zor bir rakip olduğuna inanıyorum. Evet. Yani kendisinde o enerjiyi, sinerjiyi görüyorum. İsmail Bey gittiği toplantılarda kendisini çok çabuk sevdiren, çok doğal bir insan. Evet. Yani... yapmacık bir şeyler yapmıyor. Zaten yapsa da beceremez. Yüzünde vurur yani. O yüzden ben kendisini gerçekten başarılı buluyorum. Evet. Yani sizler ne kadardır yayıncılık yapıyorsunuz Pendik'te? Biz 9-10 yıla yakındır orada gazete çıkartıyoruz. Tabii yani ilçenin yapısını daha iyi bilirsiniz. Onun için sordum ben de size. Tabii, sizler de İsmail Bey'le bu işin olacağını ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Rica için. Rica ederim. İyi yayınlar diyorum. İsmail Bey'e de başarılar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Sayın Kabakçı, yine bizim meslektaşlarımızdan birisi yayına bağlandı. Sizinle ilgili. Aslında inan biz ilk programımızda bu kadar izleyicilerimizin bu işe hevesli olduğunu yeni gördük. Tabii bu sizinle bağlantılı bir mesele. Gerçekten Pendik'teki
simalar size sahip çıkmış. Bundan dolayı biraz şansınızın olduğunu ben görüyorum. Buyurun, söz sizde. Şimdi ben Hatice Hanım'a ve Aytin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu arkadaşlarımızla dediğim gibi 3 aydır beraberiz. Ve sözün bittiği yer, yani bir yerel medya sahibi, evet, bir bay ve bayan, bir aday adayı hakkında, hatta belki de yapmamaları gereken bir şeyi yaparaktan bana sahip çıkıyorlar. Evet. Şimdi onu söylemiştim. İlk basın toplantısında en son bir gazeteci arkadaşımız, büyüğümüz dedi ki ben hayatımda yapmadığım bir şey yapacağım dedi. Gazetecilik hayatım dedi. Eyvah dedim, ben dedi ki bir yorum yapacağım. Evet. Dedi ki bakın beyefendi, biz sizi tanımayız. Davet ettiniz, geldik. Ben dedi işte 20 yıldır bu bölgede gazeteciyim. Haftalık yayın yaparım vesaire vesaire. Ama ben hala böyle diken üstündeyim. Evet. Yani. Dedi ki sizin aday olmanız zor. Ama siz seçimi kazanırsınız dedi. Şimdi bu benim için niye önemliydi? Bir gazeteci, yerel medya, yani halkın nabzını tutan bir insan, hayatında ilk defa gördüğü bir tane vatandaş, İşte bu yorumu yapması. Sonrasında zaten benim bile beklemediğim gelişmeler oldu. Şimdi Hatice Hanım'ın yorum yapması, evet, Aytekin Bey'in yorum yapması, mesela İspoydar Başkanımız Turgay Kaçmaz'ın, evet, yorum yapması. Bunlar işte Pendik'te konuşulan konular. Bir de Pendik halkı, bakın Pendik halkı bıkmış. Aslında AK Parti'den artık herkes bıktı. Niye bıktı? İnsanlar kul hakkı yemeyeceğiz dendiği için. Din, Allah, kitap dendiği için. Efendim çocuklarının daha iyi şartlarda yetişeceğini, daha çok maaş alacaklarını, taşeronluk sisteminin kaldırılacağını, evet, düşünerek sadece ve sadece kul hakkı yemeyeceğiz dedikleri için oy verdiler. Amma ve lakin, Cumhuriyet tarihinde yapılan yolsuzlukların 10 katı yolsuzluk yapıldı. Allah lillah hakkı için yaptıkları bir tane bir şey var 12 yılda. Allah onlardan razı olsun. Zina suç olmaktan çıkardı. Evet. Uyuşturucu ve fuhuş ilk öğretimlere düştü. Okulların önünde torbacı diye tabir edilen insanlar var. Şimdi taşeron sistem. Efendim bizden önce vardı. Ne vardı? Varsa vardı. Kaldır. Niye taşeron sisteminde müteahhit firmayı zengin ediyorsun? Niye falanca müteahhitler yaratıyorsun TOKİ vasıtasıyla? Evet. O TOKİ vasıtasıyla var ettiğin müteahhitlerin vatana millete faydasını. Üçüncü köprüyü yaptım. Senden önceki tanesi yapıldı. Tüp geçit dünyada var. Yapacaksın zaten. Kendi cebindeki parayla mı yapıyorsun? Benden aldığın vergiyle yapıyorsun. Evet. O taşeron sisteminde çalışan, 800 liraya, 1000 liraya çalışan insandan zoraki aldığın parayla yapıyorsun. Daha düne kadar, biz bu arkadaşlarımızın hepsini tanıyoruz. Düne kadar sizin hiçbir şeyiniz yoktu. Şimdi her şeyiniz var. Neyle kazandınız? Alın teriyle mi kazandınız? Hayır, hırsızlık yaptınız. Evet. Ve sizin nasıl hırsızlık yaptığınızı, nasıl arsızlık yaptığınızı, nasıl namussuzluk yaptığınızı halk biliyor. Ve halk bıktı. Bugün Diyarbakır'a gittim ben. 3 ay önce. Çözüm süreci. Herkes memnun. Demeç de verdim. Dedim ki bu terör sorununu kim çözerse, hangi lider çözerse çözsün, ellerini değil ayaklarının altını öperim dedim. Hala sözümdeyim. Gittim. Kürt vatandaşlar demişler ki ben Kürdüm. Demişler ki öyle bir etnik kimlik yok. Bak benim dilim var, konuşuyorum. O lehçe konuşamazsın. Kürtçe müzik dinlemek istiyorum. Dinleyemezsin. İngilizce, Fransızca dinle ama Kürtçe dinleyemezsin. Çoluğuma çocuğuma ben anamın atanın ismini vermek istiyorum. Veremezsin. 30 yılda 150 bin Müslüman öldü. 150 bin Müslüman. Kürt ve Türk. Evet. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Konuşsun. Sana ne? Alevi vatandaşlarımız. Demiş ki ben Aleviyim.
Demişler ki yok öyle bir etnik şey mezhep yok. Demiş anamdan atamdan ben böyle gördüm. Olmaz. Ezilmiş. Süryani. Demişler ki Hristiyanlıkta öyle mezhep yok. Demiş ki bak benim İslamiyet'ten 400 yıl öncesinde Diyarbakır'da Meryem Ana Kilisem var. Hayır. Orada konuştuğumuz hanımefendi diyor ki bizi diyor siz zengin ettiniz diyor. Bütün diyor Süryaniler zengindir diyor. Allah Allah dedim. Niye? Çünkü diyor siz bizi devlette görev vermediniz. Biz de ticaret yaptık. Evet. Ticaretten dolayı diyor zengin olduk diyor. Evet. Ve biz iki dinli yaşadık diyor. Bize zorla kabul ettirmeye çalıştığınız İslam dinini Ramazan'da oruç tuttuk. Ve diyor önce özellikle diyor kendi dinimizi zaten biz yaşıyoruz hala. Şimdi. Özür dilerim. Bir izleyicimiz varmış Sayın tabii. Kabakçı. Dilerseniz önce onu alalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Gülhan Bey iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Belediye başkan adayı, Pendik Belediye Başkan adayı İsmail Kabakçı'ya hayırlı olsun diliyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Gülhan Bey. Siz nerede oturuyorsunuz? Efendim ben Pendik bölgesinde oturuyorum. Geçtiğimiz 29 Mart seçimlerinde Pendik Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi aday adayıydım. Evet, şimdi top sizde o zaman konuşabiliriz. Ben buyurun. Ben kendim iki dönem Pendik'te Sinoplular Dernek Başkanlığı yaptım ve halen sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmaktayım. Evet. İki dernekte de başkan yardımcılığı yapmaktayım. Aynı zamanda esnafım. Evet. Pendik'te Sinoplulara meclis üyeliği noktasında gereken önem 29 Mart seçimlerinde gösterilmedi. Evet. Ben yakinen Sinopluları da bütün adaylarımızı da takip ediyorum. Evet. Pendik'te Sayın İsmail Kabakçı bir şanstır. Bu şansı Ankara Genel Merkez'in CHP İstanbul İlin ve Pendik İlçe Başkanlığı'nın iyi değerlendirmesi gerekir. Evet. İsmail Kabakçı Pendik'te büyük bir şanstır. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve Pendik'teki yöneticileri Sayın Genel Başkanımız Cemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi bu konuyla ilgili duyarlılığa ve dikkate çağırıyorum. Pendik için İsmail Kabakçı bir şanstır. Evet, Sayın Gülhan Bey, zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da şu ifadesi var. Bana bir kim oy, bir fazla oy getirecekse benim adayım o diyor. İnanıyorum. Evet. Mutlaka bu da buradan duyuluyordur veya kendisine iletiliyordur. Evet efendim, bu da tam yerindedir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle aynı zamanda kendileri Ataşehir'de belediye başkan yardımcısıdır. Evet. Ve tecrübeli, dinamik, aktif, pozitif ve Pendik için bir şanstır. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet Sayın Kabakçı, yine Pendik'ten arayan bir izleyicimiz. Daha önce de meclis üyesi adayı olmuş, mağdur edilmiş daha doğrusu. Sinoplu bir hemşeriniz. Tabii bunu Sinoplu'yla sınırlandırmamak gerekir. Belki daha birçok ilden il kimliğini taşıyan, 81 vilayetin kimliğini taşıyan Pendikli hemşerileriniz diyelim daha doğrusu bizi arıyorlardır mutlaka. Zaman zaman da telefonların çok kilitlendiğini, yoğun olduğunu ifade ediyorlar. Düşürebilen düşürüyor. Buyurun, biraz önce işte o hanımefendinin siz bizi zengin ettiniz demişti. Evet. Orada kalmıştık. Şimdi sonuçta bakın. Şimdi ben dünyadaki ülkeler arasında Türkiye'de vilayetler arasında Sinop'ta, Boyabat'ta 1969 yılında İsa'dan olmuşum, Ünzle'den doğmuşum. Evet. Türk, Müslüman ve Sünniyim. Yeni Gine'de doğup pikme olup zehirli ok atıp insan da yiyebilirdim. Evet. Çinli doğabilirdim, Japon doğabilirdim, Budist doğabilirdim, Hristiyan doğabilirdim, Musevi doğabilirdim. Evet. Kürt, Alevi, Süryan da doğabilirdim. Evet. Şimdi eğer ki Mevla isteseydi zaten bizi
tek tip yaratırdı. Ayrımlaşma olmaz. Bir kere Mevla'dan dolayı hiç kimsenin dini, dili, ırkı, mezhebine laf söylenmemesi lazım. Evet. Şimdi bize göre Hristiyan, Yahudi, Budistler cehenneme gidecek mi? Onlara göre de biz cehennemliyiz. Evet. Allah yapardı zaten isterse her şeyi. Mutlaka. Hiç öyle savaşlar mavaşlar olmazdı. Zaten Mevla diyor ki bak, bir Müslümanı öldüren tüm dünyadaki insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Ben sizinle konuşurum. Hakkım varsa isterim. Siz de çoğulcu demokrasi değil mi? Evet. Tartışacaksınız. Oy çokluğuyla kim kazandı? Su mu içelim? Su içeceğiz. Hele ki insanların gene tekrar dini, dili ve ırkı, mezhebi yüzünden fiziki, hem fiziki müdahale hem de silah. Bunların hepsi yanlış. Evet. 11 Eylül saldırılarından bu tarafa 11 milyon Müslüman öldü. Kim evet. öldürdü? İsrail. Hadi canım. Amerika. Allah Allah. Hiç alakası yok. Halen daha Ramazan ayının ilk cumasında Suriye'de bomba atıldı. Cuma namazında camiye. Evet. Kim attı? Rusya mı attı? Hayır. Gene Müslüman Müslüman oluyor. Sayın Kabakçı, aslında konumuz bu değil ama benim de ilgimi çekiyor. Neden hep Müslüman Müslümanı öldürüyor? Şimdi Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra kayınpederi Hazreti Ebu Bekir halife olduğunda eceliyle ölüyor. Yaşlıydı. Evet. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali öldürülüyor. Hasan ile Hüseyin katlediliyor. Daha İslamiyet'in ilk yılları. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim daha Hazreti Osman zamanında işte kitap haline getirildi. O zaman da İsrail yoktu herhalde. O zaman İsrail yoktu tabii canım. Evet. Ne Amerika'sı ne İsrail. Şimdi zaten bir avuç Müslüman var. Evet. Ne oldu da bu kan? Efendim işte münafıklar. Ya münafığa sen de kanma. Evet. Niye kanıyorsun sen münafığa? Evet. Yani şimdi bakın. Bu kan dökülmesinin sebebini ben size söyleyeyim. Bir, İslamiyet'in lideri yok. Fetva kurumu. İki, şehitlik bizde çok yanlış anlatılıyor. Yani öldürmeye gidersen git, ölürsen şehitsin. Evet. Cennetin 8. katı beleşten. Ölmezsen gazisin. Bu şehitlik böyle değil. Bak, Müslümanın Müslümanı vurması şehitlik değil. Evet. Müslümanın malı canı namusu için adam vurması şehitlik değil. Müslümanın sırf Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak için ölmesi şey. Şimdi ölüm iki türlü. Eceli kaza, eceli müsemma. Eceli kaza, uçak düştü, şehitsin. Evet. Deprem, şehitsin. Sel felaketi, şehitsin. Otobüs şarampole düştü, şehitsin. Niye? Çünkü zamanın gelmedi. Yani zamanın dolmadı. Kaza yoluydu. Ölüm. Evet. Eceli müsemma, zamanın geldi. Şu anda Allah muhafaza kalk yüzü, öldün. Şimdi bırakın insanlar güzel yaşasın şu dünyada. Evet. Yani gitsin denizine girsin, arabasıyla, eşiyle, çocuğuyla gelsin, parkta oynasın, sinemasına gitsin, tiyatrosuna gitsin, yurt dışında gitsin, aç kalmasın, susuz kalmasın. Ya Somali'de balık ithalatında, ihracatında Somali birinci, açlık çekiyor. Niye? Oradaki Müslümanların mezhebine göre balık yenmezmiş. Evet. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Zorda kaldığı zaman bizim dinimize göre biz domuz bile yiyebiliyoruz yani. Evet. Doymamak kaydıyla. Şimdi İslam'ın lideri yok. Ve 11 milyon Müslüman, yazık günah ya. Hala şu anda biz burada konuşurken bile hastanede insanlar ölümle pençeleşiyor Arap ülkelerinde. Evet. Ama bir kısmında. Niyeyse Suudi Arabistan, Dubai, Katar, evet. Birleşik Arap Emirlikleri. Buralarda hiç iş savaş, mis savaş yok. Yok. Ama diğer taraftan geliyorsun Libya. İran, evet. Irak, Mısır. Suriye, Mısır. Tabii. Ne oluyor? Çünkü oradaki insanların, Müslümanların refahıyla ilgili düşünceleri farklı, oradakilerin farklı. Kaddafi'nin nesi vardı? Hiçbir şey yok. Evet. Üniversiteyi bitiriyorsunuz. Mali müşavir olacaksınız. Ofisinizi açıyorsunuz, devlet parayı veriyor. Aylık ihtiyacınızı giderecek kadar size mükellef de veriyor. Vergi almıyor, bilmem ne almıyor, şunu almıyor, bunu almıyor. Ne oldu şimdi? Evet. Hepsi aç perişan. Aynen öyle.
Sayın Kabakçı, yine bir telefonumuz varmış. Faruk Bey'miş. Yine gazeteci, usta gazeteci meslektaşımızmış. Faruk Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey. Hakikaten bu akşam seçime doğru programımızın ilk programı olması nedeniyle Pendik'ten işe başlayalım dedik. İyi ki de başlamışız. Bu akşam telefonlarımız kilitlendi. Siz nerede oturuyorsunuz efendim? Efendim ben Küçükçekmece Atakent'te oturuyorum. Evet, Küçükçekmece Atakent'te. Peki İsmail... Ben bu arada Sayın Başkanımı da selamlıyorum. Peki tanır mısınız Sayın Kabakçı'yı? Sayın Kabakçı'yı tabii tanıyorum. Kendisiyle tanıştık. Evet. Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum efendim, alıyorum. Evet, kendisiyle tanıştık. Sesiniz olarak geliyor da bir dakika ben yer değiştireyim herhalde oradan kaynaklanıyor bir saniye. Biz sesinizi alıyoruz Faruk Bey. Tamam. Yani ben sizin sesinizi yapamıyorum. Sayın Kabakçı ile tanıştım ki kendisiyle görüştük konu. Çok düşüncelerim var kendisi hakkında. Evet. Yapabileceği her şeyi anlattı. Dolayısıyla Kabakçı'nın Pendik için bence bir piyango olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Kabakçı Ataşehir'de belediye başkan yardımcılığı yapar iken bu Pendik halkı benden hizmet bekliyor. Artık Ataköy'de ben bunun okulunu okudum dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olaraktan çıktı. Medeni cesaretini gösterdi. Sizden önce yayına bağlanan birçok gazeteci, meslektaşlarımız ve halk Sayın Kabakçı'ya sonuna kadar destek verdiklerini, Sayın Kabakçı'nın belediye başkan adayı olduğu takdirde seçimi kazanamama gibi bir düşüncesinin ve tereddütünün olmadığını ifade ettiler. Siz ne söylemek istersiniz? Aynı şekilde düşünüyorum. Ne kadar uygundur. Bence dediğim gibi milli piyangodur bu şey için. Pendik için milli piyangodur. Kendisi son derece çalışkan bir arkadaşımız. Çünkü ben sonra onu kendi çevresinde tanıdıklarıyla da görüştüm. Evet. Kendisini son derece dürüst, çalışkan, hakkaniyetli davranan bir başkan olacağına inanıyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Sizler de Pendik dışında oturmanıza rağmen ilginizi çektiği için tabii hakikaten evet. Bu da çok önemli Sayın Kabakçı. Küçükçekmece'de oturan bir gazeteci meslektaşımızın ilgisini çekti, telefona bağlandı. Sizinle ilgili iyi bir iyi yönde bir algı oluştuğu için zannedersem bunu paylaşmak istedi. Çok teşekkür ederim evet. Faruk Bey. Ben teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi işte bir tarafta halk artık Pendik'in dışında da yavaş yavaş aramaya başladılar bizi. Demek ki gerçekten halkın desteği yavaş yavaş çığ gibi büyüyor size karşı. Buyurun efendim, kaldığımız yerden devam edelim. İşte tabii Kaddafi dediğiniz gibi her şeyi vermişken ne oldu? Şu anda ortada yok. Şimdi bir insanın mali müşavir, doktor, avukat vesaire olabilmesi için toplamda 16-20 yıl, doktor olması için de 24 yıl eğitim alması evet. lazım. Ama şimdi Müslüman olmak çok kolay. Bir eşhedü çekiyorsun, evet. Ben Müslümanım diyorsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim var, bizim dini kitabımız. Evet. Açıp okuduk mu? Türkçesi, Arapçasını, tamam onun yeri ayrı. Türkçesini okuduğumuzda 6666 ayette Mevla diyor ki ey kulum bak ben varım. Buna diyor bir kere inan. Zaten evet. inanmıyorsan diyor inanma. Evet. Ben varım. Canlı cansız varlığa zarar verme diyor. Evet. Ukrayna'da turuncu devrim oldu. Bir kişinin burnu karamadı. Bırakın adam ölmeyi. Bizim gezi olaylarında bile 3-5 evet. kişi öldü. Bir kişinin burnu karamadı. Sordum bir Ukraynalı yetkiliye. Dedim ki ya niye dedim böyle oldu bir kişi bile ölmedi. Dedi biz Hristiyanız dedi. Biz dedi Müslümanız dedi. Ne alakası var dedi. Evet. Çok alakası var dedi.
bizim dedi inanışımızda 10 tane büyük günah vardır. Evet. Bu 10 tane büyük günahı işleyen kesinlikle ve kesinlikle cennete giremez dedi. Dedim ne o? Bir dedi adam öldüren. Biz de deli adam öldürüyor. Evet. Biz de en zekiler adam öldürüyor. Niye? Ben diyor bunun yolunu nerede keserim? Nerede öldürürüm? Ya öldürmek düşüncesi kadar vahşice bir düşünce evet, var mı? Mutlaka yok. Şimdi o insanlar bunu okusa. Müslümanın yeni insanlar. Yolda gördüğü insana bir kere selam vermenin farz olduğunu bilecek. Evet. Bir yaşlı bayanı veya bir çocuğu karşıdan karşıya geçirmenin farz olduğunu, belki de cennetle müjdeleneceğini bilecek. Ama biz şimdi yaşlı bir amcanın yanına yanaşıp amcacığım seni karşıya geçirin dediğimizde imdat polis diyor. Hırsız zannediyor. Evet. Evet. Veya bir çocuğun elinden tutacaksın işte yolun ortasında oynuyor 3 yaşındaki çocuk. Araba çarpacak diye yan tarafa alayım desen hemen oradan bir tanesi aynen, diyor ki bu diyor tacizsiz diyor. Evet. Geçen gün televizyonda seyrediyoruz işte. Kadını defalarca bıçaklıyor. Bir kişi yanına yaklaşmıyor. Niye? E şimdi ona yanına yaklaşsan yıllarca mahkemelerde sürüneceksin. Ne oluyor bize peki Sayın Kabak? Ne oldu bize? Cahillik efendim, cahillik. Sadece cahillik. Şimdi bak 81 vilayet bölündü mü? Bölündü. Köyler, ilçeler, Laz, Türk, Çerkez bilmem ne falan filan filan Alevi, Sünni 72,5'a bölündük mü? Bölündü. Şimdi ben diyorum ki Sinoplu 10 numaradan. E o zaman diğerleri 9 mu? Evet. Kars'ı diyor ki, Kars'ı diyor 1 numara diyor. Öbürü ne 0 mı? Bizi birleştiren ne? Müslümanlık. Evet. Biz Müslümanız. Müslüman Müslümanın kardeşi. Benim sizi sevmem için sadece Müslüman kimliğini taşımanız önemli. Evet. Hatta Müslüman olmasanız bile bir başka insanı sevmem için insan olması yeter. Sezgin zaten. Bey hattaymış Sayın Kabakçı. Evet Sezgin Ünsal'mış telefonumuzun diğer ucunda. Sezgin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Şükrü Bey. İyi akşamlar. Sezgin Bey Pendik'te efendim, yaşıyorsunuz Şükrü herhalde. Evet Pendik Batı Mahallesi'nde yaşıyorum. Evet, sizin ilçenizden yürekli birini getirdik, bugün konuşturuyoruz. Bu da belediye başkan adayı Sayın İsmail Kabakçı. Ne söylemek istersiniz? İşte aday Şükrü adayınız, önce, işte siz. Evet, Şükrü Bey öncelikle sizi gerçekten kutluyorum. Estağfurullah. Bizim köyler programıyla sizi çok yakinen tanıyorum. Programınız dört dörtlük programlar. Bizim köyün şimdi programı, seçim, evet. Evet, seçime doğru programında da yine aynı başarıyı gösteriyorsunuz. Ayrıca bugün çok çok değerli, çok çok kıymetli İsmail Kabakçı Başkanım. Gerçekten çok değerli bir insan. Evet. Kendisini tanıdım. Sinoplu hemşerimiz, ben Amasyalıyım gerçi ama Türkiye'nin her yeri bizim hemşerimiz. Evet. Ataşehir'deki çalışmalarını takdirle gerçekten izliyorum, tanıyorum kendisini haber amaçlı olarak. Ayrıca böyle değerli bir insanın tekrar Pendik bölgesinden belediye başkan adaylığına açıklaması gerçekten çok süper bir hareket. Biz Batı Mahallesi halkı olarak Şükrü Bey'e ben nabızla yokladım bu bölgede. Evet. Gerçekten destekliyorlar ve bu seçimi inşallah alacaklar diye düşünüyorum. Evet, tabii kendisi de ifade ediyor. Sayın Kabakçı diyor ki büyüklerimiz eğer bizi kabul eder, aday gösterirlerse Pendikli seçmenimizden benim hiçbir endişem yok. Onlar beni seçerler diyor. Bu kadar rahat kendisi. Tabii demek ki bunu söylerken de sizin işte bu algınıza, sizin bu enerjinize, sizin bu empatinize güvenerekten bunu ifade ediyor Sayın evet, İsa. Evet gerçekten ben haber amaçlı olarak Sayın Başkanım'a Diyarbakır, Urfa gezisinde de beraberdik. Evet. Ben oradaki halkla ilişkilerini, insanlarla iletişimini, empati ve sempati gösterişini yakinen tanıyorum. Gerçekten böyle bir değerin bizim bölgemizden aday olmasına gerçekten çok sevindim. Ben daha önceden kendilerinin Ataşehir ve Kadıköy bölgesinden olacağını duymuştum. Evet. Pendik bölgesine gelmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Hatta ben buradan bölgemize diyorum kendisi şu anda. Dini konuda da gerçekten çok bilgili. Yok tecrübeli. Hakikaten o konuda da engin tecrübesi evet, var Sayın Kabakçı'nın. Bunun güzel bir sözü hiç hafızamdan çıkmıyor. Din hoşgörü ve sevgi dinidir. Gerçekten elhamdülillah Müslüman olarak İsmail Kabakçı gibi bir başkanımızı Pendik'te görmek istiyor. Tüm Pendikler diyorum. Artık, çok teşekkür ediyorum.
Size de çok büyük iş düşüyor. Bu Sayın Kabakçı'yla tek başına yapacağı bir iş değil. Pendik halkının da artık elini taşın altına, elini değil gövdesini koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben aday adaylığına genel merkez açıkladığı andan itibaren Sayın Başkan'la beraber gece gündüz çalışarak inşallah Pendik'te böyle bir belediye başkanımızın belediye başkan koltuğunda görmek istiyoruz Sayın Başkanım'a. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet Sayın Kabakçı. Şimdi tabii bu bağlanan arkadaşlarımızın duygu ve düşünceleri beni çok iyi motive ediyor. Şimdi bu işler zor işler. Evet. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak çok zor. Evet. Benim 4,5 yıl öncesinde saçımda beyaz yoktu. 4,5 yılda saçlarımız beyazladı. Belediye başkanı evet. olunca da 5 yıl sonra ben beyaz olur herhalde. Dökülmesin de olsun. Evet. Neyse, o da önemli değil. Şimdi ben her gün kalktığımda mutlu olmak ve muhatap olduğum insanların da mutluluğuna katkı sunmak üzere kalkıyorum. Her akşam yattığımda hayatın bir gün olduğunu, yarın gözlerimi açıp açamayacağımın belli olmadığını düşünerek yatıyorum. Evet. Tarihte mal varlığıyla anılan tek bir kişi var. Koskoca dünya tarihinde. Karun. Evet. İkinci bir kişi yok. Tarihte yer alan kimler? İnsanlara faydalı olan veya zararlı olan insanlar. Ya, tarihe geçmiş. Evet. Hiçbir peygamber, evliya, enbiya, müştehit mal varlığı bırakmamış. Çünkü ihtiyacı olan insan sayısı bitmez. Ama Müslümanlığın öyle bir anında, öyle bir an gelmiş ki zekat verilecek insan bulunamamış. Evet. Herkes o derece mutluymuş. Deminden de bahsettim. Benim amacım belediye başkanı olmak falan filan değil. Evet. Benim amacım belediye başkanı olsamdı, tüm Sinop Dernekler Federasyonu başkanı olsamdı, mali müşavir de olsam, hiçbir sıfatım da olmasa, benim karşılaştığım, bana gelen insanların, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını görmek. Evet. Yıllardan beri öğrencilere burs veririm, verdiririm. Bunu pek kimse ama bilmez. Ama kimse de bilmez. Benim doğru verdiklerimi bilmezler. Örnek olsun diye bir tane isimle ben şey yaparım ama aslında benim verdiğim burs sayısı daha fazladır. Anladım. Ve burs verdiğim hiçbir öğrenciyi de bugüne kadar tanımadım. Tanışmak isteyenler bursunu keserim dedi. Evet. Doktor mu oldu, hakim mi oldu, avukat mı oldu, ne oldu bilmem. Evet. Ama onların nasıl dualar ettiklerini biliyorum. Bizi başarıya götürecek iki tane etken var. Bir hak, evet. iki halk. Peki. Üçüncü güç yok. Sayın Kabakçı, programımızın sonuna geldik. Ben projelerinizle ilgili soru sormayacağım. Aday olduktan sonra projelerinizi, konuşmayı, programı ona bırakıyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bakın, projeler noktasında halk şunu anlamasın. Projesi yok, söylemiyor vesaire. Biliyorum, vesaire biliyorum. Demesi. Var benim önümde çok çalışmalarınız var bir ama. Bir tanesi hani açıklamıştım ben. Uluslararası Fuar Merkezi diye. Onu Uluslararası Fuar Merkezi. Onu da açıklamıştım o teleferikle beraber. Yalnız şunu bakın. Bugün bizi izleyenler de unutmasın. Siz de unutmayın, ben de unutmayın. Sadece ve sadece bir tane proje açıklayacağım. O bir tane proje bana belediyeyi kazandıracak. Pendik'te %10 oy artıracak diyorsunuz. Ve dün Pendik'te esnaf kardeşlerimizi dolaşırken ilgi alaka çok güzeldi. Hakikaten gidişat iyi. Benim adaylıktan da bir şüphem yok. Dediğim gibi diğer arkadaşlar evet. da hepsi değerli. Onlardan birisi de seçildiği zaman ben yine başkanmışım gibi yine namus şerefsizliği çalışacağım. Evet. Dediğim gibi benim amacım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Yani burada İsmail Kabakçı deryada bir damladır. Evet. Ha, belediye başkan adayı olur, belediye başkanı olur, hizmet sunar. Yarın milletvekili olur, hizmet sunar. Olmaz, gene hizmet sunar. Evet. Biz bugünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Pendik'te değil, İstanbul'da, deminden evet. de bahsettim, Türkiye'de başarılı olmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız özel sohbetlerinde şunu söylüyor. Çok da güzel ediyor. 76'dan bu tarafa bu iktidar, bu görüş iktidar olmadı. Benim koltuk sevdam yok. Ben
kimle seçimi alacaksam onunla giderim. Onunla yola çıkacağım diyor. Bu takdirde çıkıldığında Pendik de bizim, İstanbul da bizim, 2015'te de Türkiye bizim. Son bir örnek vermek istiyorum bakın. Ataşehir'de temizlik işleri bana bağlı. Bende çalışan eleman 1480 lira alıyor. Pendik'teki aynı süpürgeci dediğimiz kardeşimiz AK Partili belediyede, kul hakkı yenmeyen belediyede evet. 1150 liraya çalışıyor. 4330 lira ben fazla maaş veriyorum Ataşehir'de. Eğer ki yeni belediye olmanıza rağmen. Aynen öyle. Yeni belediye olmamıza rağmen. Eğer ki seçmenlerimiz bize Ataşehir'de gösterdikleri teveccühü Pendik'te de gösterirlerse, hiç kimsenin ekmeğinden etmeden, hiç kimsenin devletin imkanlarından faydalanmasının önüne geçmeden, parti ayrımı yapmadan, herkesi insan olarak görüp sadece ve sadece Allah rızası için hizmet edeceğiz diyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Efendim, geldik bir programımızın daha sonuna. Gelecek hafta başka bir aday adayıyla buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.